Eyüp Sultan'da hemen hemen her hafta bir açılışta hep birlikteyiz. Her hafta bir açılış yapıyoruz. Bu açılışlardan dolayı da Eyüp Sultan'a emeklerinden dolayı kıymetli belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul'da Eyüp Sultan teşkilatımız da başta olmak üzere gençlikte çok kıymetli sporcular, çok değerli arkadaşlar yetişiyor ve yetişmeye devam edecek. Sizlerin de desteğiyle bundan sonra bu tesislerin nicelerini açmaya bizler de devam edeceğiz inşallah. Burada çok güzel bir çalışma ortamı var ve görev süremiz içerisinde başlamış inşaatların bittiğini görmek, hizmete sunulduğunu görmek de bizim için ayrı bir mutluluk. Zaten Eyüp Sultan çok güzel bir yer, daha da güzelleşti. Bu güzellikte emeği geçen, bu gençlik merkezinde emeği geçen Sayın Bakanımız, Sayın Belediye Başkanımız, arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, müteahhit firmalar, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına laf olsun diye kutlama yapalım demedik Sayın Bakanım. Sizinle beraber bu eserimizi bugüne yetiştirmeye gayret ettik. Asıl amacımız burada hem spor, hem bilim, hem robotik kodlama, hem dijital kütüphane, hepsinin bir arada olduğu özel bir yer haline geldi. Biz istiyoruz ki bugün dünyada yaşanan sıkıntıların tamamına bilimde, irfanda, bilim ve irfanı birlikte geliştiren, götüren gençler onlara cevap verecek gelecekte. O yüzden şimdiden buna doğru yatırım yapmamız lazımdı. Biz de onlara bu yatırımlarla cevap vermek istedik, destek olmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 90 proje kolay değil. Her birisinin bir kendine asma. Kıymetli Azur'un değerli gençler, kıymetli sporcular, hepiniz 100. yıl spor salonu ve gençlik merkezi açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 467 tane gençlik merkezimizde gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bunun yanında millet, belediye ve bakanlık olarak ortak projeler yapıyoruz. Bu ortak projelerde bir tanesi de işte gördüğünüz gibi bu gençlik merkezi ve diğer yapılan spor tesisleri. Tabii biz özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok şanslıyız. Gençlerimiz de şanslı. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi, gençlerin abisi. Bu noktada gençlik ve sporla ilgili bütün yatırımlara destek veriyor. Malumunuz Türkiye dünyanın ve Avrupa'nın en genç spor tesislerine sahip. Bunun bir neticesi olarak da hep beraber gördük yaklaşık 10 gün önce Avrupa 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize etmek İtalya ile Türkiye'ye verildi. Bunun sebebi de Türkiye'nin sahip olduğu modern stadyumlar ve spora olan ilgi. Türkiye artık spor tesisleriyle, spor altyapısıyla bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bunun yanında gençlik merkezlerimizde de özellikle teknolojik atılımlar ve özellikle de sanatla ilgili çalışmalar bir yandan yürüyor. Burada biraz evvel başkanın da ifade ettiği gibi bizim gençlik merkezlerimizde de burada da hem müzikle ilgili, hem sanatla ilgili, hem robotik kodlama, deney yap atölyeleri başta olmak üzere pek çok yatırımlar yapılıyor gençlerimize. Teknolojiyi yakalamaları noktasında yatırımlar gerçekleştiriliyor. Dijital kütüphanede de var. Belediyelerimizin pek çoğunda da kütüphaneler açılıyor. Bunlara da biz destek veriyoruz. Ayrıca Kültür Bakanlığımızda kütüphaneler yapmaya devam ediyor. Bir ülkenin gücü o gençlere yaptığı yatırımla bağlantılı. Özellikle de genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz çok güçlü bir şekilde gelecek yüzyılda, Türkiye yüzyılında dünyada kendinden söz ettirecek atılımları, yatırımları teknolojik alanda, sanatta, sporda yapmak için çeşitli hamleler içerisinde ve bunun sonuçlarını görmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde A milli futbol takımımız 2024 Almanya'da yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye garantiledi. Bunu da hep beraber gördük. Yine 2024 Paris Olimpiyatları için hızla federasyonlarımız, sporcularımız kota almak için çalışıyor ve inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda da bu ülke başarılı bir sonuç almak için çaba gösterecek. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Tabi burada Oğuzcan Polat Lisesi ve diğer liseler şanslı. Hemen yanlarında böylesine güzel bir eseri değerli belediye başkanımız düşünmüş. Okul müdürümüz de istişare etmiş. O da çok sormuş. Güzel bir eser ortaya çıktı. Ben sizleri
tebrik ediyorum. Bu eser bu gençlerimize, Eyüp'ün gençlerine, Silah Tarağı Mahallesi'nin gençlerine hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hep beraber gezeceğiz, spor yapılacak. Diğer dijital aktiviteler, dijital robotik kodlamalar başta olmak üzere pek çok aktivite yapılacak. Bütün gençleri buraya davet ediyoruz. Onun yanında tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de şu. Tekrar buradan her toplantı, her görüşmede, her konuşmamda ifade ediyorum. Lütfen ailelere sesleniyorum. Annelere, babalara, dedelere, ninelere sesleniyorum. Çocuklarınızı alıp spor tesislerine getirin. Yüzme havuzlarına getirin. Spor salonlarına getirin. Bizim en büyük mücadelemiz uyuşturucu başta olmak üzere madde bağımlılığıyla. Bizim hepimize görev düşüyor. Belediyelerimize, ailelere, bizlere, herkese görev düşüyor. Çocuklarımızı bu bağımlılıktan uzak tutmamız lazım. En önemli şeylerden bir tanesi de bu bağımlılıkla mücadelede böylesine spor tesisleri, bilgi evleri, bilimin olduğu yerler yatırımları devam etmemiz lazım. Ve biz de bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bize gelen taleplere destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle de Teknofest gençliği diyor. Son 6 yılda uzaya, havacılığa ve bilime olan gençlerimizin yaklaşımları, talepleri, arzuları giderek artıyor. Ve başarılı bir sonuç olacağı, ortaya çıkacağı gözüküyor. Silah Tarağı mahallemize, buradaki gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Tabii Gazze'deki çocuklara dua ediyoruz. İsrail'in zulmüne dur denmesini istiyoruz. Tüm dünyayı çağırıyoruz. Yine arkadaşlarımız da ifade ettiği gibi cumartesi günkü mitingi herkesi bekliyoruz. Gençlere şunu söylüyoruz. Eğer bilimi kullanmazsak, teknolojiyi kullanmazsak, güçlü olmazsak bize de zulüm yaparlar. Onun için bu camia, bu gençler, Türkiye'nin gençleri güçlü olacak, akıllı olacak, özgüveni olacak. Bilimle, sanatla, sporla tüm dünyaya Türkiye yüzünü anlatacak diyoruz. O yüzden gençlerimize güveniyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gençleri olarak sizlere inanıyoruz. Bakanlığımıza gençlerimizi bekliyoruz. Onlarla bir arada olacağız. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza gençliğe, spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Tekrar sizlerle bir arada olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Yeni eserleri açmak için de sabırsızlanıyoruz. Başkan size de iyi çalışmalar diliyoruz. Gençlerle beraber iyi çalışmalar. İnşallah 31 Mart 2024'te de AK Parti belediyeciliğini İstanbul'a da getireceğiz. Ankara'ya da getireceğiz. Hep birlikte bunun için çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Eser siyasetine devam. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'ye devam. Tekrar saygılarımı sunuyorum hepinize. Allah'a emanet ediyorum. Bizler de bu güzel tabloyu alkışlarımızla taçlandırıyoruz. 100. yılımızda, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. yıl spor salonu ve gençlik merkezi Eyüp'teki gençlerimize, İstanbul'daki gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah, bismillah. Bilgisayar mühendisi. Aferin.